Kayseri ayrıca bir üniversite kenti oldu. Dün de söyledim, Erciyes Üniversitesi yarım asırlık oldu. Fahrettin Bey'i sen rektörü görüyorum buralarda. Melikşah Üniversitesi hemen arkasından geldi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi üçüncü üniversite oldu. Benim ismimi taşıyan Agü Üniversitesi de dördüncü üniversite oldu. İki devlet üniversitesi, iki de vakıf üniversitesi var. Dün ismimi taşıyan devlet üniversitesinin açılışını yaptık. Akademik yıl açılışı ve onun ilk açılışı. Bir vakıf üniversitesi olarak sizin de bugün akademik yıl açılışınızı yapıyoruz. Kayseri'nin bu şekilde bir üniversiteler kenti haline gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sadece üniversite öğrencilerinin şehre kattığı bir sayı katkısı değil, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin Kayseri'nin dışında, Türkiye'nin birçok şehirlerinden, hatta yurt dışından gelen öğretim üyeleri, öğrenciler şehrimize kültürünü, şehrimizin anlayışını, şehrimizin sosyal havasını, her şeysini çok geliştirmektedir. Kayseri bir taşra, şehir olmaktan çıkmakta, bu şekilde bir metropol, şehir haline dönüşmektedir. Bunda üniversitelerin çok büyük katkısı vardır. Ayrıca tabii ki bu kadar değerli akademisyeni, bu kadar değerli ilim adamını bünyesinde barındıran bir şehir, bunun kendisi için en değerli bir varlık aset olduğunda farkında olmalı ve her alanda sizlerden de faydalanmalıdır. Sadece akademisyenler, öğretim üyeleri, ilim adamları eğitim veren insanlar değildir. Eğitim işin bir parçasıdır, öğrencileri eğitmek. Ama bunun ötesinde araştırmalar, geliştirmeler, fikir yürütmeler, fikir önermeler, tavsiyelerde bulunmalar, bu ilgili alanlarınızla ilgili bütün sahalarda olabilir. Şehirle ilgili olabilir, memleketle ilgili olabilir, bütün insanlıkla ilgili olabilir. Bütün bunlardan faydalanmak da tabii ki bu şehrin hep yöneticilerine düşen bir görev ve çok büyük bir avantajdır. Bu şekilde şehrimizin çok hızlı bir geliştiğine hep şahit oluyorum. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversitelere çok önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinin, Türkiye'nin kalkınmasının, Türkiye'nin çok daha ileriye gitmesinin esas lokomotifi Türkiye'nin insan gücüdür. İnsan gücü sadece nüfusun büyüklüğüyle ifade edilmez. Bugün 80 milyona yaklaşan bir nüfusumuz var. Muhakkak ki bu güçtür. Ama 80 milyon nitelikli ise çok büyük güçtür. Nitelikli değilse, vasıfsızsa o zaman da yüktür açıkçası. Onun için ülkelerin nüfus tartışmaları yapılırken bazen yanlışa kayılır. Büyük nüfustan korkarlar. Eğer nüfus vasıflı bir şekilde gelişmiyorsa tabii ki korkmak lazım. Herkes tüketiyorsa, hiçbir şey üretmiyorsa, hiçbir katkısı olmuyorsa ülkeye o zaman o nüfus yüktür gerçekten. Ama eğer nitelikli bir nüfus varsa, üretiyorsa o zaman da nüfusun büyüklüğü gerçekten güç oluşur ve o ülkenin en büyük değeri haline gelir. Bir nüfusun nitelikli hale gelmesinin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu ilkokul öncesinden başlar, üniversite sonrasına kadar devam eder. Ama şunu biliyoruz ki
esas şekillenme üniversitelerde olmakta ve üniversitelerde esas meslekler artık ayrıldığı için herkes hayatta hangi yönde katkı yapacağını üniversitelerde karar vermekte. O açıdan üniversite eğitimlerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Sık sık ziyaret ettiğim üniversitelerde veya yapılan toplantılarda Yüksek Öğretim Kurulu, TÜBİTAK gibi kuruluşlarda hep dikkat çektiğim nokta üniversitelerin eğitimlerinin kalitesini yükseltmektir. Her üniversite artık nerede olursa olsun, ister İstanbul'daki üniversite olsun, ister Kayseri'de, eğer üniversite unvanını aldı ise ve Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun, yetiştirdiği öğrenci dünyanın her tarafına rekabet edebilecek, iş bulabilecek, çalışabilecek nitelikte olmalıdır.